Herkese merhabalar. Girişimcilik hatalarla güzelin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde hem iş modelini hem de kendisini çok sevdiğim bir girişimi ve kurucuyu konuk ediyorum. Startup Network'ten Güçlü Tolu bizlerle olacak. Kendisiyle geçen yıl İnegi İnovasyon Merkezi'nde Sıfırdan Global'in düzenlediği etkinlikte tanışmıştık. Ve yaptığı işleri ben o günden beri takip ediyorum ve çok da ilham alıyorum. Dünyada da çok güzel çalışmalar yürütüyor. Bugün hem Startup Network'ü yakından tanıyacağız hem de programımızın konsepti olan Güçlü abinin bugüne kadar yaptığı hataları ve buradan kazanımlarını konuşacağız. Dilerseniz ben hemen sahneye davet edeyim. Abi hoş geldin. Merhabalar Enis. Çok teşekkür ederim hem güzel sözlerin için hem de bizi ağırladığın için. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Takvimimizde bir yarım saat 40 dakika almış olduk. Girişimcilerimize, girişimci adaylarımıza güzel bir bilgi birikimi aktaracağımızı umuyorum. İstersen bir kendini tanıtarak başla. Neler yaptın bugüne kadar? Smart Network nedir? Nasıl gidiyor işleriniz? Bir kısaca seni tanıyalım, sonra hemen konumuza geçelim. Tabii ki. Smart Hub Network benim İkinci girişimim. İlk girişimim Sağlık AŞ idi. Devlet hastanesi otomasyonu yapan bir firmaydı. Onun ürününü, yani bir devlet hastanesi otomasyonu ürünü geliştirmiştik. Onu Sağlık Bakanlığı'na sattık. Ben sonrasında Smart Hub Network'ü kurdum. 2015 yılında kuruldu Smart Hub Network. Smart Hub Network ne yapar dersen, aslında girişimcilerin fikirlerini ürünlere dönüştürüyoruz. Üç tane ana uzmanlık alanımız var. Bunlardan birincisi ve bizim en önemli gördüğümüz uzmanlık alanı girişimcilik, viral büyüme, hayatına yeni başlayan bir startup sıfır kullanıcıdan 100 bin kullanıcıya nasıl gider? Viral büyüme kanallarının dijital ürünlerin içine gömülmesi know-how'u. Bunun üzerine çalışan bir ürün yönetim ekibimiz var ve bu ürün yönetim ekibinin üyeleri daha önce girişimcilik alanında başarılara imza atmış kişiler. Ya exit yapmışlar ya da başarılı startuplarda yönetici pozisyonunda bulunmuşlar. Onlar girişimci partnerimizle oturup onun fikrini biraz daha somut bir başarı planına çeviriyorlar. İkinci uzmanlık alanımız yazılım geliştirme. Web veya mobil ürünü, girişimcinin planladığı, beraber planladığımız web ürünü veya mobil ürünü beraber kodluyoruz, üretiyoruz, geliştiriyoruz ve piyasaya sürüyoruz. 40 kişilik bir yazılım ekibimiz var. Bu yazılım ekibinin üyeleri sadece developerlar değil, teknik yöneticiler aynı zamanda ekibimizin bir parçası. Yani bir yazılım projesinde developer rolünden çok başka roller var. Bunlara startupların genelde parası yetmiyor. İşte architect var, tek kişi test yapmak olan bir tester var, işte takım lideri var, proje yöneticisi var, ürün yöneticisi var ve developerlar var. Startup ürünlerinde de çok teknik kompleks de yüksek değil. Yani işte üzerinde çok büyük bir para dönmüyor çünkü ilk günden. O yüzden de en kritik rol aslında developer rolü değil. Yani developer arkadaşlar alınmasınlar. Aslında onlar için iyi bir şey söylüyorum. Çünkü o zaman her şey developer'dan bekleniyor. Bütün şapkaları onun takması gerektiği zaman o zaman işler çok başarıyla sonuçlanma ihtimali azalıyor. En kritik rol developer değil. En kritik rol ne? Yani işin doğru bir şekilde planlanması ve o planın execute edilmesi lazım. Onun için de yöneticiler lazım. Biz işte bu ekibin maliyetini en tane startup'a bölerek startupların da tam teşekküllü bir yazılım ekibi olmasını sağlıyoruz. Ürünü geliştirdikten ve piyasaya sürdükten sonra da girişimci partnerle beraber çalışıp ürünü büyütmeye çalışıyoruz. Veri analizi tool'ları kullanarak kullanıcı davranışını anlamlandırıyoruz. Ve bu anlamlandırdığımız datayı tespitler yapmak için kullanıyoruz. İşte ürünün şu kısmı iyi çalışıyor. Bu kısmının değiştirilmesi lazım. Burada kullanıcılar tıkanıyorlar. İşte bu funnel'ımız bir yerde fazla daralıyor. İşte landing page'e gelenlerin olması gereken standartlardan daha az kısmı işte ikinci aşamaya geçiyor veya satın almaya ilerliyor gibi analizleri yapıp önerilerde bulunuyoruz. Bir ürünü beraberce geliştirip büyütmeye çalışıyoruz. Eğer somut bir başarı elde edersek de o zaman global bir yatırımcı ağımız var. Onlarla tanıştırıp yatırım almalarına aracılık ediyoruz. Yani daha doğrusu tanışıklık aşamasını hızlı geçmelerini sağlıyoruz. Yine onların işte sunum yapıp ikna edip yatırım alması gerekiyor ama
İşte bu yatırımcılar Smartup Network'ü daha önceden tanıdıkları için tanışıklık aşamasını biraz daha hızlı geçmiş oluyoruz. Bu şekilde de bugüne kadar 35 plus ürün yaptık. Dünyanın 16 farklı şehrinde. Seattle, San Francisco, Berlin, Düsseldorf, Dubai, Amsterdam, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg, Ghana'nın başkenti Accra, Ecuador'un başkenti Quito gibi böyle çok çeşitli coğrafyalarda ürünler yapıp hedef kitlelerimizle buluşturduk. Ciddi başarı elde eden ürünlerimiz de oldu. Onlardan bahsederiz sonra. Tabii. Ben işi biraz daha hani iyi anlayabilmek adına bir iki soru daha sormak istiyorum. Hani izleyiciler de daha iyi anlasın diye. Hani burada aslında birden çok aşama var. Hani sen doğru fikri ve doğru ürün ve ekibi de bulmaya çalışıyorsun bir yandan. Bir yanda onlarla çalışıyorsun. Aynı zamanda da büyütme kısmına da odaklanıyorsun. Hatta daha ilerilerden bile bahsettin. Sen mesela Smartup Network'ün hangi alanda daha iyi olduğunu düşünüyorsun? Yoksa hani 3'se konuştuğumuz yerde de benzer ağırlıklardan mı bahsediyoruz? Yoksa ilk başladığınızda bir yerden başlayıp sonra diğer aşamalara da mı bakmaya başladınız? O süreci merak ettim. Şimdi Smartup Network'ün en aranılan özelliği development, software development. Çünkü bu alanda globalde ciddi bir boşluk var. Eğer bankaysan, işte telekom operatörüysen, o zaman yazılım geliştirmek senin için kolay. Ama eğer girişimciysen, hobiysen çok zor. Çünkü yazılımcıları nasıl motive edeceksin? İşte gidip bankada çalışmayı tercih ediyor. Çünkü çok daha avantajlı, çok daha emniyetli bir dünya. O yüzden bütün dünyada bunun bir problem olduğunu gördük. Yani Londra'da da böyle, Afrika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Startuplar iyi yazılımcıları motive etmekte sorun yaşıyorlar. Dolayısıyla insanlar bize bunun için geliyor. Benim fikrim var ve benim ürünümü geliştirir misin diye geliyor. Dolayısıyla en hani rekabetçi olduğumuz özelliğimiz bu. Ama tabii biz bu ürünleri yaparken aynı zamanda girişimciyle beraber onun serüveninde bir paydaş olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla bahsettiğim birinci ve üçüncü uzmanlık alanı, yani işte ürünü büyütmeye çalışmak, product management, startupçılık ve yatırım alma konusundaki desteğimiz aslında free of charge bizim yaptığımız ürünün iyi yerlere geldiğini görmek için verdiğimiz bir hizmet. Dolayısıyla en rekabetçi olduğumuz, ekibimizin geçmiş tecrübesinin en yoğun olduğu alanın software development olduğunu, startup software development olduğunu söyleyebiliriz. Süper. Abi ikinci olarak şeyi sormak istiyorum. Şimdi hani global müşteri bulma tarafını ilk günden itibaren düşünüyor muydunuz, yoksa sonradan mı başladınız ve hangi ülkeden kiminle çalışacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Yani onlar web sitenizden buluyor, irtibata geçiyor, öyle mi seçiyorsunuz? Nasıl ilerliyorlar? Ya aslında biz ilk günden hiç Türkiye'den müşteri almayacağız diye yola çıktık. Ve başarılı da olduk. Yani şirketi devam ettirecek, işlem hacmimizi dolduracak kadar yurt dışı müşterimiz hep oldu bizim. Yani şirket tabii ilk kurulduğu zaman çok küçüktü. İşlem hacmimiz çok yüksek değildi ama yine de her zaman müşterimiz vardı. Türkiye'den müşteri almamızın nedeni, Türkiye'de çok büyük bir talep var. Yani herkesin bir fikri var. Herkes dijital girişimcilik yapmak istiyor. Özellikle pandemiden sonra bu alandaki talep çok daha arttı. Yani hani dijital ürünler üzerinden fiziksel olarak çok bir etkileşime girmeden insanlar para kazanmanın yollarını arıyorlar doğal olarak. Dolayısıyla Türkiye'den de müşteri almamız bu şekilde oldu. Bizim yurt dışı müşterilerimize nasıl ulaştığımız konusu da tabii şirket büyüdükçe evrildi. İlk etapta biz bunu sadece partnerlıklar üzerinden yapabiliyorduk. Yani bizim adımıza satış yapan partnerlarımız vardı ve bunlar belli bir finder's fee karşılığında bize potansiyel startup partner buluyorlardı. İşte bunların en büyüğü mesela Seedstars. Seedstars işte 80 ülkede operasyonu olan bir hızlandırıcı. Onların startup development yapmak üzere bir şirket kurma hedefleri vardı. Çünkü işte onlar da globalde bu şeyi fark etmişler, bu problemi fark etmişler. Startuplarının teknik partnere ihtiyacı olduğunu. Sonra biz onların bir eventine sponsor olmuştuk Ukrayna'da.
Orada tanıştık ve işte siz madem bunu yaptınız biz bir daha bunun yapmanın yönetim efsel eforuyla uğraşmayalım. Sizi partner olarak konumlandıralım dediler. İşte bir kampanya yaptılar. Ve işte çok büyük şey oldu. Başvuru oldu bizim ürünümüzü yapar mısınız diye. Sonra o modeli geliştirdik ve birçok partnerle uyguladık. Bu süre içerisinde kendimiz de tabii ki dijital pazarlama yeteneklerimizi geliştirdik. Ve şu an hani hiçbir partnere ihtiyacımız olmadan web sitemiz üzerindeki kontak formu üzerinden biz global partnerlar, ürün yapmak isteyen kişilere ulaşıp onların ürünlerini yapabiliyoruz. Zaten hani bu iş modeli biraz referansla da çalışan bir şey. Hani sen bir başarı elde ettiğinde, biri seni övdüğünde, biri Evet, doğru. önerdiğinde müşteri gelme ihtimali çok yüksek oluyor Doğru, haliyle. kesinlikle. Yani böyle şu an bilindiğimiz lokal coğrafyalar var. İşte mesela yani Johannesburg'da 5 tane ürün yaptık. Hepsi de şeyden geldi. Yani sadece ilk partnerimizi kendimiz bulmuştuk. Birisi birisine söyledi, birisi birisine söyledi. Ve o şekilde dediğin gibi büyüdü. Süper. Abi şimdi 10 dakikada genel hatlarıyla Smartup Network'ü tanıdık. İstersen hatalar ve bugünün konseptine geçelim. İlk kısım yani ilk girişimini en sona bırakalım. Bu konuyu bölmemiş oluruz hem. Olur. Smartup Network ile başlayalım istersen. İlk hatamıza başlayalım. Ne bahsetmek istersin bize? Şimdi Smartup Network'ün iş modelinde ürün yapmak ve bir süre sonra bunun niye bir süre sonra olduğunu da birazdan başka bir hatada açıklayacağım. Bir süre sonra her iki taraf da birbirinden memnunsa eğer ortak olmak var. Yani belli bir indirim karşılığında veya ürün yapma hizmeti karşılığında biz karşılıklı olarak bir memnuniyet oluştuğu zaman ortak oluyoruz. İşte ilk etapta biz hep pazara odaklanıyorduk, fikre odaklanıyorduk, pazarın büyüklüğüne odaklanıyorduk. Bu ortak olacağımız kişileri seçerken her sene iki tane partnerla ortak olma kotamız var. Hep kendimize böyle bir hedef koymuştuk. Ve ilk etapta bu şekilde yaptığımız ortaklıkların karşılığında hep beklediğimizden çok önce startup'ın hayatına veda ettiğini gördük. Neyi yanlış yapıyoruz diye şapkayı önümüze koyup düşündük. Tabii burada startup dünyasında bu düşünme şeyle olmuyor yani. Gerçekten düşünmüyorsun da yöntemini değiştiriyorsun. Dedik ki yani biz anlaşamıyoruz ve işte hani bir şekilde bir yerden sonra fikirler uyuşmuyor ve biz olsaydık bunu böyle yapardık dediğimiz ürünler oluyor aslında. Ürün stratejisini belirleme vesaire konularında. O zaman daha biz gibi insanlarla yola çıkmalıyız. Yani aslında kişiyi değerlendirmeli ve o kişiye yatırım yapmalıyız. Bireysel olarak girişimcinin potansiyeline inandığımız zaman biz ancak bir ürüne yatırım yapma kararı almalıyız dedik. Ve bunu ilk denediğimiz girişimci bizim şirketimizde Head of Product Management pozisyonunda çalışan birisi oldu. O da zaten hani startupçı olduğunu söylememe gerek yok. Bizim şirketimizde Tabii. çalışan herkes hayatının bir aşamasında startupçılığa heves etmiş, denemiş kişiler. Development ekibi de dahil. Çünkü hani onların en iyi startuplara yardım edebileceğini düşünüyoruz. O kişi de bize ürün yapmak için gelmişti. Sonra işte çok iyi mockup yaptığı için yani ürün planlamasını bizim ekibimiz kadar yapabildiği için onu biz iş teklifi yapmıştık. 4 sene beraber çalıştık. Çok çeşitli güzel ürünler yaptık beraber. Sonra onun iOS ürününü geliştirmek için finansmana ihtiyacı vardı. Tam da işte dedik ki hani biçilmiş kaftan şu ana kadarki stratejimizi değiştirmek için bir fırsat. İçimizden birisi, çok sevdiğimiz beraberce deneyimimizin çok zengin olduğu birisi. O yüzden onun iOS ürününü biz finanse ettik. Ve bundan 4 ay önce bu iOS ürünü, yani iOS ürünü değil de bu ürün exit yaptı. Louisiana menşeili bir spor analitik grubu tarafından full acquire edildi ve zaten hani şey ürün de spor alanında sporcularına sporculara yönelik yani futbol altyapılarına yönelik bir data analiz ürünüydü.
Dolayısıyla o yaptığımız yanlıştan geri dönüp bunu bir başarı hikayesine çevirebildik. Aslında yani birçok şeye göre, kaynağa göre ekip bir numarada. Hani girişimcilerin yolculuğunda. Hı-hı. Hani bu muhtemelen evet. Böyle yani herkese ortak şey söylediğine göre. Aslında evet. Siz de bu noktada hani hem iş yapış şeklinden anladığınız, kesinlikle onayladığınız ve belki de kişisel olarak da sevdiğiniz biriyle evet. bunu denemeye karar verdiniz. Bu da aslında başarıya dönmüş oldu evet. anlamda. İşte yani okumak kolay ama yapmak zor. Biz de bunu her yerde evet. okuyorduk, bakıyorduk. Hatta belki sunumlarımıza koyuyorduk. Ama işte uygulaması şeyle olmuyor işte. Bu bahsettiğin hataları yapıp kafanı gözünü yarmadan olmuyor. Burada şey söyleyeyim abi. Şimdi sizin iş modeli biraz hani doğru insan yanlış insanla aslında çok nasıl diyeyim belirleyici oluyor. Yani doğru insanla çalıştığında başarı ihtimali çok artacak. Yanlış insan gelirse evet. başarı olma ihtimali düşecek. Aslında bizim Entrecom'da yaptığımız girişimcilik programında da benzer bir şey söz konusu. Bizim de amacımız doğru insanlara erişebilmek. Ama arada işte bizim nasıl diyeyim kandırıldığımız diyeyim tırnak içerisinde sunumuyla, anlatımıyla, hı. belki iş fikrini böyle biraz dolandırmasıyla ya bu iş tutacak galiba dediğimiz ama sonra 3-4 ay sonra bıraktığı durumlar çok fazla yaşanıyor. Evet. Ben orada kriterleri biraz açmanı isteyeceğim. Yani biriyle gerçekten çalışırken, ortaklık da yaparken tamam tanımak dedin, birlikte çalışmak dedin. Başka hı. hangi kriterler senin için önemli? Yani doğru insanı nasıl seçiyoruz? Yani tanımak ve birlikte çalışmak gerçekten çok çok önemli. Bunun önemini yani yeterince vurgulayamam. Çünkü gerçekten hani iş üzerinde her şey bambaşka bir boyuta bürünüyor. Yani iki taraf için de bu geçerli. Hani karşı tarafın da bizden memnun olduğunu görmemiz lazım. Çünkü o bizden memnun değilse o zaman zaten beraberce bir takım olma ve bir başarı elde etme şansımız yok. Bizim de onunla kafalarımızın, startup metodolojilerimizin uyduğunu iş üstünde görmemiz çok önemli oluyor. Şimdi mesela demin şey dedim ya, işte biz de sunumlara ekip çok önemli, insana yatırım yapın yazıyorduk ama onu uygulayamıyorduk. Hı hı. İşte birçok şey için bu geçerli. Mesela Lean Startup Metodoloji diye bir şey var. Herkesin diline doladığı. Bilmeyen yok. Evet. Ama uygulayabilen kim var diye baktığın zaman hı hı. kendimize bile baktığımızda bazen uygulayamadığımızı görüyoruz. Çünkü herkes insan doğası gereği zengin ürün yapmak istiyor. Çok hı hı. fazla feature eklemek istiyor. O ürün kendini tatmin ederse o zaman kişisel bir mutluluk yaşıyor ve o kişisel mutluluğu bazen başarıya değişebiliyor. Hı hı. Biz de böyle bazen aa ya bunu niye yaptık? Bu feature niye ekledik? Yani bu hiç bizim temsil ettiğimiz metodolojiye uygun değil dediğimiz oluyor. Dolayısıyla gerçekten yani bu söylenilenlerin yapılabildiğini görmek önemli. Çünkü hı hı. bazı temel prensiplerde anlaşamazsak o zaman sonradan hep tartışmayla geçiyor vakit. Baştan bunu nasıl anlayabilirsin? Baştan bunu anlamanın yolu o kişinin geçmişte ne yaptığına bakmak. Senin de demin söylediğin gibi yani sözün çok bir anlamı olmuyor o aşamada. O kişi geçmişte senin beklediğin şekilde davranacağını şey yapmış mı? Sana gösterebiliyor mu? İçinde çalışacağınız domain konusunda, o startup'ın yer alacağı alan konusunda nasıl tecrübeleri var ve geçmişte nasıl davranmış? Nasıl bir dünyadan geliyor? O dünyadan edindiği alışkanlıkları değiştirmesi kolay olacak mı vesaire gibi yine yani somut yaşanmışlıklara bakılmasını öneriyorum. İlk etapta eğer böyle bir şey yapılacaksa, belirleme yapılması gerekiyorsa. Biz mesela hiçbir zaman inanmadığımız, başarısına inanmadığımız bir ürünü yapmıyoruz. Böylece şu şansı elde etmiş oluyoruz. Beraberce çalışıp, vakit geçirip o esnada birbirimizi tanıma şansını elde edip ortaklık olup olmayacağına karar verecek bir vakit yaratıyoruz kendimize. Aslında abi bu senin anlattıkların şirketin ismiyle o kadar çok bütünleşiyor ki yani aslında sen akıllı bir network de yaratıyorsun bir yandan. Hani hem kendin için hem müşterin için hem de devamı için
Hani bir kaliteli insanları, birbirini anlayan, güzel iş yapan insanları bir araya getirip çok güzel işler çıkartıyorsun ortaya. O da aslında hani benim girişimlerde şeyi çok seviyorum. Yani yaptığı işle logosunun, isminin bütünleştiği girişimler benim çok hoşuma gidiyor. Hani senin yaptığın burada gayet güzel şey, isim seçimi vesaire olarak. Onu da eklemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Şey, abi istersen devam edelim. Bir sonraki maddemizde bakkaldan epi vardı senin söylediğin. Evet. Getir'in akıllısı diye yola çıktık. Şu an Getir uçuyor gidiyor. Neler anlatmak istersin burada bize? Evet, yani bu aslında bu ilk söylediğim işte pazara, fikre, ürüne çok odaklanma için de bir örnek. Hı hı. Yani biz bakkaldan bir marketplace, bakkallarla kullanıcıları buluşturan bir marketplace ve marketplace ürünleri genel geçer dünyada hani çok şeyler, dominantlar, işte yayılmaları kolay. Efendime söyleyeyim, entry costları bir markete nispeten az. O yüzden biz de ya işte Getir'in deposu var, mal satıyor, bu kadar gereksiz yükleri var. Biz bunun daha akıllısını, marketplace olanını yapacağız diye yola çıktık. Ve gerçekten de buna çok inanmıştık. Gerçi hani şey olarak da valide de ettik yani. Böyle işte piyasada sözü geçen mentorlarla de bunları konuşup hani sadece kendi fikrimizle yola çıkmadık. Valide ettik. Yani buna validasyon denmez de fikir aldık en azından. İşte bakkallarla konuştuk. Anketler yaptık ve işte çok yüksek oranda, %80 oranında böyle bir ürün olsa çok işte kullanırız dediler. Kullanıcılar da zaten hem en baştan kullanacaklarını söylediler hem de sonradan da kullandılar gerçekten. Ama sonradan şu an siz de fark ediyorsunuzdur. Etrafınıza baktığınız zaman bu yeni çıkan oyuncular, o zaman sadece Getir vardı, bakkaldan vardı, bir de mahallem vardı. Mahallem zaten hiç satış yapamadı. Biz onu üye bakkallarımızdan biliyorduk. Getir'le aramızda yani böyle 1'e 10'dan biraz fazla bir şey vardı. Satış farkı vardı. Baktığın zaman aslında %10'luk bir pazar payımız varmış ve çok az da değil. Tabii. Ama işte şu anda da mesela Getir gibi yani çıkan ürünlerin hepsi Getir iş modeliyle çıkıyor. Ama bakkalların iş modeliyle yani marketplace olarak çıkmıyor. Hepsi kendi depolarından mal satıyorlar, ürün satıyorlar. Niye? Çünkü bu işteki marj burada. Yani bakkalın ürününü satmasına aracılık ederek bir monetization tekniğinin mümkün olmadığını biz bu acı tecrübeyle öğrenmiş olduk. İşte sen kendin gofret sattığın zaman, deterjan sattığın zaman, İşte ne bileyim cips sattığın zaman, atıştırmalık sattığın zaman, kola sattığın zaman o zaman onun üstüne bir kar ekleyerek satabiliyorsun. Aslında bu hani bakkalı da replace eden bir şey, işte marketi de replace eden bir şey. Yeni nesil bir satış kanalı. Ama ve lakin acılık ettiğin zaman orada para kazanabileceğin bir marj yok. Hani yemek sepeti de aslında bu şekilde komisyon üzerinden çalışıyor. Ama orada bir yemeğin siparişi işte 50 lira 100 lira. Bakkaldan alınan ortalama sipariş 5 lira, 10 lira, 15 lira. Monetization stratejisini doğru kurgulayamadığımız için çok yani hızlı büyümesine rağmen fail etti. Biz de orada abi diğer bu söylediğin şeyi denedi, yani Getir modelini denemediniz değil mi hiç o tarafta? Hani o bir düşündünüz mü o yaparken? Yok. Düşündük. Yani Getir modeline de gitmeli miyiz diye düşündük ama hani ekip içinde çok karşı çıkanlar oldu. Ben de en çok karşı çıkanlardan bir tanesiydim. Çünkü bu hani yaptığımız işten bambaşka bir yere taşıyacak. Odağımızı kaybetmemeliyiz diye çok şey yaptım. Karşıydım. Onun için gerçekten bambaşka bir kurgu gerekiyordu. Ve evet yani şu an olsa ama dediğim gibi daha ılımlı yaklaşırım. Hani ben de Getir'in akıllısını yapıyoruz fikrinin çok ateşli bir savunucusuydum o zamanlar. Valla bu sektörde çok hızlı değişti. Hani hem yeni oyuncular katılıyor, modeller değişiyor. Evet. Getir tabii ki hani uçtu gitti. Ama ben yine sektörün yeni şeylere de gebe olduğunu düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Bakalım neler çıkacak. Ama yani yeni gelen oyuncuların hepsi kendi depolarından satış yapıyorlar yani farkındaysan. Şey yapmıyorlar yani marketplace olarak
kurgulamıyorlar. Evet. Bilmiyorum yani dediğin gibi tabii ki her şeye gebe sektör. Getir işte değişen global trendlere de önceden hazırlıklıydı. Pandemi nedeniyle hızlı delivery çok hani şey oldu, revaçta oldu. O yüzden evet. de bizi gururlandırıyor her yerde. Tabii, şey dünyanın çeşitli yerlerinde onu görmek bizim için gurur kaynağı. Kesinlikle. Abi istersen bir sonraki işe geçelim. Sprongo adını verdiğiniz iş. Evet. Amerika'da sporculara yönelik video analiz ürünü. İyi bir ciromuz vardı ama yatırım peşine koşmadığımız için rakipler daha hızlı yatırım alıp büyüdü. Bunun hikayesine evet. geçelim. Evet, Sprongo hani Amerikan bir girişimciyle beraber yaptığımız sporculara yönelik bir video analiz ürünü. Amerika'da spor ve teknoloji çok iç içe geçmiş durumda. Yani ikisini birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değil. Bu ülkemizde bu kadar böyle değil. Yani işte bir spor takımının teknolojiyi kullanmaması orada kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla video analizi de çok ön planda ve revaçta. Bunu ilk yapanlardan bir tanesi bizdik. İşte ne yapıyorsun? Sporcuların tekniklerini karşılaştırıyorsun. İşte kesiyorsun, koparıyorsun, çiziyorsun, bölüyorsun. Üst üste koyup hangisi daha iyi olması gerektiği teknikle hangisi o sporu yapabiliyor. Bunları karşılaştırıyorsun. Üzerine işte ses ekliyorsun, koment ekliyorsun. Ve en önemlisi de işte video dağıtımını bulut üzerinden yapabiliyorsun. Yani bütün takımın paydaşlarına hızlı bir şekilde web platformu üzerinden mobil telefonla çekerek yapabiliyorsun. Neyse bunu yaptık ve işte o girişimcilerin çevresi, network'ü aracılığıyla kayak dünyasında çok hızlı yayıldı. Kayakçı vardı beraber yaptığımız girişimciler. Sonra işte küreye yayıldı. Bireysel sporlarda pazar lideri oldu. Ve iyi bir para da kazanıyordu. Biz o kazandığımız parayı buraya yatırarak devam edebileceğimizi, büyüyebileceğimizi ve dünyayı fethedebileceğimizi düşündük. Ama işte 20 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolar yatırmakla bir anda 300 milyon dolar yatırmak arasında çok ciddi bir fark var. Artık günümüzde her fikri düşünen birisi var ve önemli olan ne kadar hızlı büyüyebildiğin. Burada yatırımın rolü çok büyük. Dolayısıyla eğer başarılıysan, kendini finanse edebiliyor olsan bile, hatta kazandığın paranın bir kısmını yatırım için ayırabiliyor olsan bile yatırım aramalısın. Çünkü aynen bizde olduğu gibi birisi gelip yatırım alıp seni geçecektir. Bizde de işte Huddle diye bir ürün 300 milyon dolar yatırım aldı ve çok daha iyi yerlere geldi. Orada mesela hani özellikle yatırım aramadınız ama hani size gelen bir talep olmuş muydu ya da hani birkaç görüşme oldu, siz beğenmediniz ya da öyle bir süreç oldu mu, yoksa hiçbir görüşme mi yapmadınız şeyde yatırım almak için? Ya görüşmeler yaptık ama çok eğilmedik açıkçası üstüne. Bir de genelde Türkiye'de görüşmeler yaptık. Bu bahsettiğim kültürel farka da biraz takıldık. Çünkü işte hani gidip 3 büyük kulüpten birine demo yaptığımız zaman ya bu ne işe yarıyor ki, benim hayatımı nasıl kolaylaştıracak sorusunu sordular ve biz hani bunu ne kadar anlatsak cevaplayamadık. Ama zaten dediğim gibi hani Amerika'da bu soru hiç gelmiyor. İşte mesela uyduruyorum, kürek alanında dünyada sayılı takımlar, İşte olimpiyat şampiyonları bunu kullanıyor. İşte Türkiye'de böyle bir başarı yok. Ama Türkiye'deki kürek takımı bunu kullanması gerektiğini düşünmüyor. İşte burada bir kültürel fark şey oluyor, devreye giriyor. Onu da dikkate almak lazım. Yani her coğrafyada çalışan başka bir coğrafyada çalışacak diye bir şey yok. Kesinlikle. Ya zaten hani ben de hani özellikle NBA'yi çok yakından takip ediyorum. Hani Amerika'da ve spor dendiği zaman hani orada yani fut basketbolcuların şut stillerinden tut da setlerde hangi metrede, yani neresinde duracağına kadar çok ciddi analizler ve metriklerle karar veriliyor ve setler ona göre çiziliyor. Evet. Yani oradakilerin bu konudaki bakış açısı falan oldukça ileri düzey bize göre. Futbolda da öyle. Yani o kadar büyük bir endüstri ki, işte mesela Benfica diye bir kulüp var. İşte hani şu an tam rakamlar aklımda değil ama
hani birkaç senede ihraç ettiği futbolcuların toplam bedeli 200 milyon euro diyelim ki. Hı hı. Şimdi iş bu kadar büyük olunca o zaman işte üst takıma kim çıktı, alt takımda kim kaldı, işte koç hangisini beğendi vesaire, bunun teknik bir altyapısı olması bekleniyor. Hani kesinlikle gelip neden bu adamı üst takıma çıkardın da şunu çıkarmadın dendiği zaman o zaman açıp işte datasal bir şekilde bunu temellendirebilmek lazım. Bu demin bahsettiğim Startit ürünü bunu yapıyordu mesela. Bizim o yaptığımız ürün. Yani dediğin gibi hani Amerika'da bu iş zaten çok şey üst düzeyde. Hep filmlerde izleriz ya böyle bir tane Moneyball ya da üniversiteli gencin hayali Amerikan futbol takımına ya da basket takımına girip işte tabii üniversiteye gitmektir, kapağı atmaktır. Çünkü hayatta tek kurtuluş şeyi odur yani. Başka türlü üniversite parasını karşılayamayacak. Bu gerçek. Kesinlikle. Yani. Hani sadece filmlerde olan bir şey değil. Dolayısıyla buraya yönelik teknoloji ürünleri de çok fazla. Süper. Abi ben bir sonraki maddeye geçelim hemen. Bu sefer ürünümüzün adı U-Voice. Almanya'da bir ürün. O taraftan da bahsetmek ister misin? Tabii bahsedeyim. Yani orada da işte Almanya'da bu yine girişimcilerimizin network'ü vasıtasıyla yayılmıştı. Ve bu bir sosyal medya ürünü. Ne yapıyorsun? İşte böyle telsiz gibi anonim bir şekilde konuşuyorsun karşıdaki insanlarla. Grup üzerinden böyle bir iletişim şeyi, platformu. Bir sosyal medya platformu aslında. İşte Fransa'ya gidelim dedik. İşte biraz daha böyle İngilizce konuşulan yerlerde bunu yayalım dedik. Fransa'ya gittin, içeride hiç Fransızca konuşan insan yok. İşte İngilizce konuşan insan yok. Ne yapacaksın? Hani şey diye düşünmüştük biz. Yani böyle hafif hafif pazarlama yaparak bunu büyütebiliriz diye düşünmüştük. Ama bu sosyal medya ürünlerinde böyle bir Big Bang etkisi dediğimiz etkinin olması çok şey gerekli. Bir şekilde bir lokal ekosistem içinde büyüyen bir şeyi başka bir yere götürmek o şekilde çok mümkün olmadı. Böyle işte içeride konuşulabilecek, sohbet edilebilecek insanlar olsun diye Hintli outsource ettik. Yani içeride böyle birileri hali hazırda beklesin, muhabbet etsin diye. Ama o da çok şey yapamadı yani, tahmin edeceğin gibi çok iyi sonuç vermedi. Oradan da çıkardığımız ders bu oldu. Yani hani başka bir coğrafyaya girdiğin zaman özellikle sosyal medya ürünlerinde yavaş yavaş pazarlama yakmak sonuç vermiyor. Yani içeriye bir hızlıca binlerce kişiyi alabilmen lazım ki büyüme şansın olabilsin. Ne anlamış olduk doğru yolda. Onun sebeplerinden biri şey herhalde. Yani giren birinin geri silmesi, geri çıkması ihtimali biraz daha fazla oluyor sanırım sosyal medyalarda. Mesela LinkedIn'de öyle bir durum yok. Yani mesela LinkedIn gibi yerlerde giriyorsun, bakıyorsun. Profilin var, post atıyorsun. Ama başka şeyde daha böyle eğlence odaklı yerlerde ilk böyle girdi haz almadı. Anında çıkıyor herhalde. Ya coğrafya bazlı, jeolokasyon bazlı her şeyde bu böyle. O yüzden o tarz ürünlerde çok dikkat etmek lazım. Böyle bir lokal markette çıkmak lazım. Şu an mesela bir dating app yapıyoruz. Boston'daki bir girişimci partnerimiz için. İşte onunla bunu çok tartıştık. Hani o bütün Amerika'da yapmak istiyor. Ama bütün Amerika'da yapınca ne olacak? İlk günden şey yok. İçeride insan yok. Halbuki daha küçük bir coğrafyada yapsan o zaman orada içeriye giren insanların birbirleriyle eşleşme şansı daha fazla olma ihtimali var gibi bir tartışmayı son zamanlarda onunla şey yaptık, hani yaşadık. Dolayısıyla bu tarz böyle lokasyon bazlı ürünlerin hepsinde bu geçerli. İlk etapta mümkün mertebe odaklanmak ve o lokasyonu şeyi çapını küçük tutmak lazım. Süper. Abi Smart Up Network ile ilgili son gönderdiğin madde Triago Club. Yine bir marketplace. E-commerce odaklı bir şey, marketplace. Biraz da bundan bahsedeyim istersen. Tamam. O Ekvador'da yaptığımız, Ekvador'un başkenti Quito'daki girişimci partnerlerimizle yaptığımız bir ürün. Onlar zaten bu işi offline'da yapıyorlardı. Yani iş nedir? Traveler'larla, yani Ekvador'dan Amerika'ya giden kişilerle Amerika'dan e-commerce yoluyla bir şeyler satın almak isteyen insanları buluşturuyorsun. Böylece ne oluyor? Aradaki işte vergisel fark vesaire onları ucuza getirmiş ve daha ucuza bir şey sat,
bir eşya satma şansın oluyor. Hı hı. Onlar bunu dediğim gibi bir Facebook sayfası aracılığıyla vesaire zaten yapıyorlardı. Hı hı. Zaten en çok hani şey yaptığımız, beraber çalışmayı sevdiğimiz girişimciler bu şekilde. Hani zaten işi çok iyi biliyor, işi hı hı. yapmış. Bize sadece onu dijital bir platforma taşımak kalıyor. Hı hı. Çünkü o zaman ne istediğini iyi bilmiş oluyor. Neyse yaptık ürünü ve hani ciddi satış rakamlarına ulaştı daha ilk aydan. Ve biz hep hani girişimci de hep bu yönde de biz de o yönde yönlendirdik. İşte hep bu işin traveler tarafı, marketplace olması tarafını vesairesini hı hı. pazarlama materyallerimizde çok kullandık. Hı hı. İşte bak senin için birisi Amerika'ya gidiyor, getiriyor bu ürünü. O yüzden biz işte daha ucuza alabilirsin vesaire. Ama işin o işte traveler'ın gitmesi, gelmesi, getirmesi vesaire tarafının sadece bizim mesajımızı dilute eden, işi kompleksleştiren bir şey hı. olduğunu fark ettik. Çünkü hiç kimse onunla ilgilenmiyordu. Adam aldığı cep telefonu ucuza geliyor mu gelmiyor mu ona bakıyor. Yani biz bunu hı. arka tarafta o şekilde konumlandırıp sadece bir e-commerce platformu yapsaydık aslında yani satışını en azından bu şekilde yapsaydık o zaman çok daha başarılı olacaktık diye bunu şey yaptık sonradan fark ettik. Dolayısıyla hani illa her şeyi de böyle marketplace odaklı yapmamak lazım. Az önce söylediğin gibi herhalde biraz daha hani işin kolayına da kaçmak oluyor. Hani en kolayı marketplace yapmak, oradan ilerlemek. Evet. Ama hani bu tarz deneyimlerle de başka bir model yapılabileceğini de görmüş oluyoruz aslında. İşte bunların hepsi karşı tarafın yerine kendini iyi koyamadığın için oluyor aslında. Yani sen hı-hı. bir şey düşünüyorsun, işte ben traveler'la getiriyorum vesaire, çok güzel bir fikir buldum diye ona odaklanıyorsun. Ama hı-hı. aslında hani kendini o satın alan adamın yerine biraz daha iyi koyabilsen veya biraz daha onlardan feedback alabilsen yani işte ürün odaklı hedef kitle odaklı düşünmek bu oluyor zaten. O hı-hı. zaman sen de aslında hani aldığın şeyin nasıl geldiğinden ziyade fiyatından, kalitesinden daha çok bu konuda bilgilendirilmek, bunu bilmek istersin. Başka gerisi seni çok şey yapmıyor, ilgilendirmiyor. İşte hı-hı. dediğim gibi hani daha böyle kendi fikirlerinle değil de hedef kitlen odaklı ilerleyerek bu sorunları şey yapabiliriz, aşabiliriz, çözebiliriz. Bu söylediğin konuyla ilgili şu an ben şey Netflix'in hikaye kitabını okuyorum. Başına itibaren böyle adım adım anlatıyor şeyi, hikayeyi. Orada bunu şey olarak tanımlıyor. Hani siz müşteriye çok fazla ilgilenmediğinizde, bir şey ortaya çıkarttığınızda aslında ürününüz için ekstradan gereksiz bir özellik ve gereksiz bir pazarlama yapmış oluyorsunuz. Ve aslında bu sizin o yolculuğunuzda size önünüzde bir taş, bir engel olarak geri dönüyor. Ve yeni bir şey ortaya çıkarmak o taşları silmekten çok daha kolay. Ama onları ortadan kaldırmak her geçen gün ürün de büyüdükçe çok çok zorlaşıyor diyor. Yani aslında çok önemli. Yani her ortaya koyduğun zorluk belki çarpan etkisiyle geliyor bir süre sonra. Evet evet kesinlikle. Yani ürün yönetimi, product management alanında işte Türkiye'de iyi profesyoneller yetişmeye başladı ama yine hala biraz özellikle Amerika'ya göre gidecek şeyimiz var, yolumuz var. Bizim işte birçok ürünümüzde data ölçmek için kullandığımız Amplitude diye bir ürün var. Hı hı. Kullanıcı davranışını ölçümlüyoruz. İşte hani o hikayeyi çok güzel veren bir ürün. Hı hı. Ne yapıyor, nereye gidiyor, nereye bakıyor vesairesini. Onun işte bir şeyi olmuştu. Bir eventi olmuştu. Onun ürün ekibinin başındaki, Amplitude'un ürün ekibinin başındaki Vice President'ın katıldığı bir event olmuştu. Hı hı. Amerika'da. Ona katılmıştık. Çünkü biz o zaman böyle yine 12-13 tane üründe Amplitude kullanıyorduk. Hani o fırsatı kaçırmayalım dedik gittik. Yani o kadar bu bahsettiğimiz şeyleri sistematik bir hale getirmişler ki hata hı hı. payına yer vermiyorlar. Hani çok güzel bir şekilde ilk etapta çözmeye çalıştığın problemi işte şey yapıyorlar, sınıflandırıyorlar. Sen aslında yapmaya çalıştığın şey bu. Hedef kitlenle ilgili varmak istediğin nokta bu. İşte belirli tipler var. Startup'ının içine girdiği belirli tipler. Ve o tipten, o hangi startup türündeysen yapman gereken budur diye işi böyle biraz daha matematiksel bir başarı hikayesine dönüştürmüşler. Bizim de işte biraz daha bu alanlar üzerine hep beraber ülkece eğilmemiz lazım.
Ya bizde biraz duygusallık da devreye girince hani Kesinlikle. ürününe aşık olmak falan aslında gidişatı Evet, duygusal bir milletiz. O da bayağı sonuca iyi etki etmiyor bazen. zorlaştırıyor. Aynen. Abi Smart Up Network'teki maddeleri bitirdik. Biraz aslında filmi geri sarmış olacağız ama bir iki üç dakikada orayı konuşalım istiyorum. Senin ilk Olur. girişimin, üniversitedeyken yaptığın girişim, Aha. sağlık odağında devlet sonradan Sağlık Bakanlığı sattığını bahsetmiştin. Böyle bir iki üç dakikada onun üstünden konuşalım istersen. Neler Olur. yapmıştın orada? Olur yani işte cahil cesareti denilen şey biraz girişimcilikte ama olması gereken bir şey belki. Üniversite öğrencisiyken işte bir sağlık otomasyonu ürünü yapacağız diye yola çıktık. Ya o zaman girişimcilik zaten hani Türkiye'de bu kadar gelişmemişti. Hatta girişimcilik diye bir kelime bile yoktu. Kendi işini kurmak deniyordu girişimciliğe. Dolayısıyla hani o zaman da yine bazı doğru şeyler yapmışız. Hani işte problem tespiti yine adını koymadan bir problem tespit ettik kendimizce. Yani bu alandaki teknolojik seviye o zaman çok aşağıdaydı. İşte biz böyle en katmanlı mimaride hani yazılımda böyle Windows'ta exe çalıştırırsın yani o çok primitif bir şeydir aslında. İşte yazılım geliştirme mimarisidir. Hani sadece bir veri tabanı ve uygulamanın kendisi vardır ama yeni nesil teknolojiler son 15-20 senedir her zaman en katmanlı mimari üzerinde. Biz işte bu en katmanlı mimaride bir sağlık otomasyon ürünü yapacağız diye yola çıktık. Bir ekip oluşturduk. Ve bir satış da yaptık. Şimdi devlet hastanesi otomasyonu çok kritik bir iş. Niye çok kritik bir iş? Çünkü her ay ortalama bir hastane o zaman işte 10 milyon plus TL e-fatura kesiyordu. Şimdi o olmuştur bilmiyorum hani 50 milyon, 100 milyon. Bu hep bu otomasyon ürünü üzerinden geçiyor ve hastanede hasta kayıttan tut laboratuvara kadar hiçbir şey laboratuvar cihazları dahil olmak üzere o otomasyon olmadan çalışmıyor. İşte sen nereden gittin de böyle bir bu üniversite öğrencisiyken böyle bir işe girdin. O yani benim beraber çalıştığım ekip bu işi biliyor diye şey yaptık. Hani yola çıktı ama sonradan ortaya çıktı ki onlar da aslında o kadar işi iyi Bilmiyormuş. bilmiyormuş. Dolayısıyla çok kötü bir teknik deneyim oldu bizim için. Teknik bir failure oldu. Allah'tan hani çok şey sonuçları vahim yerlere gelmeden atlattık. Ama yani oradan ne öğrenmiş olduk? İşte hani bilmediğin işi yapmayacaksın diye babalarımızın söylediği bir şeyi işte deneyimleyerek öğrenmiş olduk. Sonra ben askere gittim geldim. Dedik ki hani bu işi kafamızı gözümüzü yararak öğrendik biraz. O yüzden hadi bir daha deneyelim. Bu sefer Çok iyi. gerçekten ben biraz hastaneciliği biliyordum artık. Hani hastanecilik de böyle çok acayip binlerce business kuralı olan bir şey. İşte şu ameliyatı şu şartlar altında yaparsan SGK bunun bu kadarını öder de işte şu kullanılan malzemeyi ödemez falan gibi böyle bir sürü binlerce business rule'u kodluyorsun. Neyse biraz işi öğrendiğimiz için bu sefer daha güzel bir seçim yaptık. İşte daha doğru bir ekiple yola çıktık. Ve ürünü işte önce küçük bir devlet hastanesinde sonra daha büyük bir devlet hastanesinde çalıştırdık. Gayet de teknik olarak başarılı olmuş olduk. Ama sonradan ben bunun işte ihale vasıtasıyla devlet ihalesi vasıtasıyla satıldığını acı bir şekilde yine şey yaptım, deneyimledim. Devlet ihalesine girmek, çıkmak vesaire de acayip şey bir iş yani. Böyle kendini geliştirmeye pay olmayan, çok monoton, gereksiz bürokratik kuralları olan bir iş. O yüzden de yani startupçının şeyi değil, kalemi değil, öyle diyeyim. O yüzden çok beni motive etmedi. Sonra neyse ki işte onu bu şekilde satarak çıkış yapabildik. Ama tabii hani bir ürünü yaptığın zaman onu nasıl satacağım diye en baştan düşünmek lazım. Çünkü satışçılık ayrı bir şey. Hani know-how, işi yapabilmek ayrı bir know-how. Onlara dikkat etmemiz gerektiğini ilk yıllarda bu şekilde öğrenmiş olduk. Biraz neleri yapmaman gerektiğini, nasıl yapmaman Evet. gerektiğini bayağı bir gözlemlediğim bir dönem olmuş. Evet. Yani o zamanlar tabii çok vakit harcıyorsun. Hani bunun hani yıllar süren şeyler oldu bunlar. Yıllara bedel olan öğrenimler oldu. Ama yine de ben hani hayatlarının ilk dönemlerinde herkese biraz acı çekmeyi tavsiye ediyorum yani. Sonradan onlar çünkü şey oluyor, geri dönüyor.
Aslında her bir yaptığın hatada, başarısızlıkta bir nişan alıyorsun bir yandan. Rütbe. Ya, evet kesinlikle. Bir de Seviye. yani hani gençken o işte enerjin çok daha yüksek. O yüzden onları böyle biraz o dönemde deneyimlemezsen eğer sonradan o kadar büyük işlere ve o kadar büyük şeylere o kadar uzun süre katlanma şeyin limiti biraz azalıyor. Ben mesela işte o zaman hani 6 ay bir hastanede kaldığımı biliyorum. Şu an yapamam bunu yani. Evet, muhtemelen. Ama o zaman işte hani şey yaptık. Katlandık. O yüzden yine de cahil cesareti o kadar kötü bir şey değil. Süper. Çok iyi. Abi ağzına sağlık. 45 dakikalık güzel bir bölüm çekmiş olduk. Hem Smartup Network tarafı hem sağlık tarafı, böyle daldan dala aslında 4-5 tane de farklı sektörü de konuşmuş olduk. Aslında seni yaptığın işin de bir yandan güzelliklerinden biri de o bence. Yani çok farklı alanlarda, farklı karakterdeki ve sektörlerdeki işlerde bir çalışıyorsun. Ve bu da aslında senin bence dünya görüşünü çok arttırdığını tahmin ediyorum. Hani belki yarın öbür günde hangi sektör tam sana uygun, hangisine daha çok uğraşman gerekiyor, onu da gözlemleme fırsatın bol bol oluyordur bunları yaparken. Evet, sağ olasın. Bunları tespit edebilmen de ayrıca senin vizyonunu, öngörünü gösteriyor. Tekrar teşekkür ederim. Çok güzel bir seri. Burada beni ağırladığın için, bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.